Merhaba YouTube izleyicileri. Şimdi size bu yapmış olduğum evdeki torna tezgahında hem bazı değişiklikler yaptım hem de ilk yaptığım videoda ölçüleri vermemişim. Maalesef bir izleyenim ölçülerini vermemişsiniz. Biz bunu nasıl yapacağız? Ölçüleri yok dediler ve ben de çok utandım. Ondan sonra bu ölçüler için bir video yaparken çok da amatör bulmuştum o ilk yaptığımı. Onun üzerinde bir değişiklik yaptım. O değişikliği de şimdi size göstereceğim. Ondan sonra da santim santim yaptığım parçaları vereceğim. Önce şu bir numune yaptım. Onu bir çalışma yaptım. Onu göstereyim. Şimdi bir hemen çabuk bir çalışma yapalım. Ondan sonra da yani önce çalışmasını göstereceğim. Ondan sonra da parçaları sökerek hem ölçülerini vereceğim hem de nasıl yaptığımı göstereceğim. Tekrar yani nasıl yaptığımı göstereceğim. Onun için şimdi hemen bir çalıştırıyorum. Göstermemin sebebi torna yapmak marifetinden değil, aletin çalışıp çalışmadığını göstermek için bu deneme yapmak zorundayım yani. Size göstermek zorundayım. Evet, şimdi tornacı olmadığımızı da göz önüne alarak şu yeni yaptığımız şu parçayı göstermek istiyorum. Şimdi yaptığımız parçayı. Yani acaba bu tahta dönecek mi, tutacak mı? Yoksa yani yumuşak mı? Hani ya dönmez bu, bu çalışmıyordur muhakkak falan gibi bir düşünce olursa diye hani sizin önünüzde de şurayı düzeltmiş oldum. Yani bu makine çalışıyor. Şimdi makineyi söküyorum.
makineyi hemen söküyorum ve şu uç taraftan size anlatarak gösteriyorum. Hemen şöyle. Şu parçayı çıkardık. Şimdi şu parçayı çıkardık. Bunun yani gösteri gösteri yapacağımız için orada görülmesi gerekiyor. Bu parçayı söküyoruz. Şunu da gevşetiyoruz. İkinci vidayı da gevşetiyoruz. Şimdi şu yaptığımız çubukla bunu buradan yerinden çıkartıyoruz. Tabii kusura bakmıyorsunuz, bu böyle vakit alacağı için biraz da çabuk çabuk yapalım. Şöyle şöyle bunu çıkartıp yerine nasıl oturttuğumu göstermek istiyorum. Bunun deliğine herhangi bir ilave bir şey koymadığınız takdirde şu istediğin kadar sağlam olsun, bu vida geri doğru hareket ediyor. Yani istenilen sıkıştırmayı vermiyor, sağlamıyor. Peki o zaman ne yapmamız lazım? Ben ne yaptım? Hemen onu anlatacağım. Bu vidanın üzerine iki tane sıkıştırma vidası koymuştuk. Şurada bir deliğimiz var. İki tane sıkıştırma vidası, bir tane de rondele koymuştum. Bu rondele de bu ileri doğru gidince güzelce sıksın, sıkıştırsın diye. Şunun hemen size çapını veriyorum. Yani buradan göstermesem de olur da yine de hani insan görsün diye yapıyorum. 14 milim. Bunun çapı 14 milim. Şunun içine bunu ben sanayide deldirdim. Tornacıya. Yani adam gibi bir iş olsun dedim. Böyle kendim burada yaparsam belki yamuk yumuk yapabilirim diye. Sanayide deldirdim. Hemen onun ölçüsünü veriyorum. ...8 milim deldirdim. Evet, burada da 8 milimi görebiliyorsunuz. Yani bu deliğin çapı 8 milim. Bu deliğin boyu... ...3 santim. Boyu da 3 santim. Yani delik 3 santim boyunda. Bu deliğin çalıştırırken bu deliğin içine bir tane şu gördüğünüz küçük bile var ya, şöyle daha güzel görünüyor. Şu bilye. Bu küçük bilyeyi deliğe koyuyorum. Evet. Bu deliğe koyuyorum. Şunu parçayı da 8'lik matkap. Hani kırık matkap diyorduk ya. Daha evvelden ilk yaptığım
şuydu. İlk yaptığım buydu. Bunun kendisi 8 milimdi. Bunun kendisi 8 milimdi. Kendisi 8 milimdi. Şu da içindeki de 3,5 milimdi. Ama çok amatör oluyor diye bu şu 8 milimlik olan vidayı değiştirip de yerine 14 milim olan vidayı kullanmak istedim. 14'lük vida 20 santim boyunda. Şunun boyu 20 santim. Şuradan şuraya uzunluğu 20 santim. Aşağı yukarı şurada da 2 santimlikte 2 santim içeriden de bir delik deldirdim. Manivela gibi takıp çevirmek için. Yani şu aslında bu da çalışıyor. Bu daha ince işler için. Ama günlük kullantıda bu biraz daha sıhhatli olur diye düşündüm. Bunun ucunu nerede kestim? Bunun ucunu hani daha evvel avuç içi taşlama cihazına bir parça takmıştık hani. Şuradan şöyle yaparak önce bunu kestim. Tık diye kesiliyor hem de. Gayet güvenli bir şekilde ucunu kütleştirdim. Ucunu sivriltirseniz saplanıyor. Onun için de kütleştirmek gerekiyor. Ucunu burada kütleştirdim. Bir tane de şöyle bir pim bulmuştum. Bu pimin hemen kalınlığına bakalım, boyuna bakalım. Bu pimin kalınlığı 12. Bu pimin kalınlığı 12 milimetre. Bunu nereden bulduğumu bilmiyorum. Bir yerlerden alıp koymuşumdur yani bir kenara. Şu alet sandıklarımın içinden bakarken çıktı. Boyu da aşağı yukarı işte 6 yani 7 santimmiş. Ucun biraz şöyleydi ucu. Bunu biraz şey yaptım. Yani böyle şey yaparken şu taşlamada yontarken biraz kısaltmış olabilirim. Bunu 7 santim olarak düşünelim. Boyunu 7 santim olarak düşünelim. Ve de bunu şunun gibi yuvarlak yaptım. Ama o zaman bunu döndürmedi. Ondan sonra sen misin döndürmeyen? Şimdi burada gördüğünüz gibi diş açtım. Taşta, o canavar taşında buna diş açtım. Diş açınca diş buraya oturdu. Ondan sonra cayır cayır çalıştı. Yoksa boşa dönüyordu bu. Ama bunu diş açtığım zaman şakır şakır çalıştı. Belki buna da diş açılabilir de ben diş açmadım. Bilmiyorum. Belki diş açsak daha bile iyi olur ama şu önemli olan buna diş açtın mı makinenin gücünü tahtaya gayet güzel yansıtıyor. Şimdi gelelim şuradaki tahtaların da ölçüsünü vereceğim de hatta önce tahtaların ölçüsünü vereyim. Şu tahtanın kalınlığı 4,7 milimetre. 4 santim 7 milim. 4,7. Bunun eni 9,2 santim. 9,2 santim. Bunun boyu da 2 santim. Şu 2 santim. Şuradan itibaren bunun kendi boyu benim yaptığım örnek 19,5 santim. Şöyle görecek olursanız buradan 19,5 santim yüksekliğinde. Şimdi bunun arkasına yapıştırdığım şu parçanın 9 santime 9,5 santim 9 santime 9,5 santim şu da
4,5 santim, şöyle de 9,5 santim. Bunu sabitleyelim diye. Şurada delik açtım ama isterseniz siz bunu yaparken şuraya, yani şuraya bir parça koyup da şuraya ilave bir parça koyarsanız bu otomatikman açık olmuş olur. Şuradaki işkencenin deliği otomatik olarak açık olmuş olur. Şimdi gelelim bunun genişliğine. 13 santime, yani şuradan, şu da dahil 13 santim, kenardaki çıkıntı dahil, şu da 21 santim. Evet, şöyle 21 santim. Şunun kenardaki parçanın derinliği mi denir 4 santim. Evet, yani şu 4 santim. Evet, bu tahtanın özellikleri bitti. Ölçüleri bitti. Şimdi bunu nerede deldim? Yani yüksekliği, bunun yüksekliğini şu şey tayin ediyor. Talaşları da atmıyorum. Bu talaşları da kompost yaparken, onu gösterirken kompost yapmakta kullanacağım. İnanılır gibi değil. Kimse bilmiyor. Kompost ne? Ne abi? Kimse bilmiyor. Şimdi bakın, işin enteresan tarafı şurada. İşin enteresan tarafı burada. Bunu da geçici, hemen çabucak şöyle takıverelim yerine. Bu çünkü çok önemli. Burada delik delerken yapacağınız iş hep bu şekilde yapmak yani. Onun için buna çok önemsiyorum. Evet, şimdi biraz sonra parçalayacağım için bunu daha hemen göstermek istiyorum. Bakın şimdi bu iş şöyle. Daima bu sabit kalıyor. Biz bunu hareket ettiriyoruz. Bakın bunu sıfırladık, kenara yapıştırdık. Yavaş yavaş sürüyorum. Oradan da siz görüyorsunuz. Yavaş yavaş sürüyorum yerine doğru. Şunu demek ki oynatmışız. Farkındaysanız karşılıklı girecek şekilde, tam da yerine oturacak şekilde böyle olması gerekiyor. Ondan sonra zaten paralel olduğu için geriye hiçbir sorun kalmıyor. Evet, şimdi bu çabuk gösteriden sonra şunu hemen çabucak çıkartalım. Esas bu işin, şunun içinde koyduklarımızı yapalım, gösterelim. Şimdi bu
iş çok uzadığı için hemen bu videoyu kesiyorum. Bu 19-20 dakika oldu. 20 dakikada yüklenmesi bilgisayara, aman Allah'ım, YouTube'a yüklenmesi 2-3 gün sürüyor. Şimdi onun için bunu kapatıyorum. Yeniden bir ikinci bölüm yapacağım. İkinci bölümde bunun şu ön tarafını, arka tarafını sökeceğim, onu göstereceğim. Bu videoyu beğendiyseniz bana abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kapatıyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sağ olun. Yeni yıllar. Mutlu yeni yıllar.